Makine dinamiği ders notları 33. örnek. Bu problemimizde 6 uzuvlu bir mekanizma var. Şekilde görüldüğü gibi 6 numaralı uzvunun üzerine 100 Newton'luk bir kuvvet etki ediyor ve bizden de 4 numaralı uzvunun üzerine etki etmesi gereken kuvvetin miktarı soruluyor. Problemin çözümünde sanal işler prensibinin kullanılması isteniliyor. Mekanizmanın boyutlarının verildiğinden bahsedilmiş ve yatay düzlemde olduğu ifade edilmiş. Zaten problemlerimizin çoğu eğer herhangi bir şey belirtilmemişse yatay düzlemde alıyor idik. Bu problemimizi çözerken genel denklemimizi kullanıyorduk. Bu genel denklemimizi düzenleyecek olursak iki tane kuvvetin olduğunu görüyoruz. Torkun olmadığını görüyoruz bu problemde. Verilenlere göre eğer kuvvetleri vektörel olarak ifade etmek gerekirse B'den etki eden kuvvetin şiddetini F olarak alalım ve pozitif x ekseni üzerinde olacak demektir. 6 numaralı uzvun üzerindeki kuvveti de kolaylıkla yazabiliriz. D kuvvetimiz. Bu kuvvetin elbette vektörel olarak yazmak gerekecek olursa iki tane bileşeni var. X ve Y ekseni üzerindeki bileşenleri. Ki bunun yatayla yapmış olduğu açı için şu açıyı kullanmanız gerekecek. O da 225 derece yapıyor. X ve Y eksenleri üzerindeki bileşenlerini de bu şekilde yazmak mümkün. Bu kuvvetlerin yer değiştirmelerini bulmak içinse mekanizmayı bir şekilde hareketlendireceğiz. Mekanizmanın boyutlarını bozmaksızın eğer bir uzvunu hareketlendirirsek diğerleri de ona göre hareketlenecek idi. 2 numaralı uzvu aşağı doğru çekecek olursanız burada da gördüğünüz gibi 4 numaralı uzvu elbette sağ kayacak ve 6 numaralı uzvu da yukarıya doğru kayıyor olacak. Bu durumda B kuvvetinin yer değiştirmesi ise bu konumdan bu konuma olacak demektir. Bunu del ve B vektörü ile gösterebiliriz. Ve x ekseni üzerinde bir öteleme söz konusu. Bunu vektör olarak yazmamız gerekirse x ekseni üzerindeki yer değiştirmenin miktarını del ve B olarak ifade etmek mümkün. Bu büyüklüğü bilmiyoruz şu anda. Ama burada da gördüğümüz üzere yönünü biliyoruz. Pozitif x ekseni üzerinde olacak. Ve D kuvvetinin yer değiştirmesini alabiliriz. Çünkü bu noktadan bu noktaya taşınıyor. Bu çok küçük hareket sonucunda. Bu ifadeyi de del re d olarak ifade edecek olursak bu konumdan bu konuma geçiyor. Bunu da yine vektör olarak gösterebiliriz. O halde vektörün yatayla yapmış olduğu açı 45 derece idi. Ve bunu da eğer yazacak olursak bu miktarı bilmiyoruz. Ne kadar hareketlendiğini ama yatayla yapmış olduğu açıyı biliyoruz. 45 derece. Dolayısıyla bu vektörün de iki tane bileşeni olacak. X ekseni üzerinde ve Y ekseni üzerinde. Bu belirlemiş olduğumuz kuvvetleri ve sanal yer değiştirmeleri denklemimizde, genel denklemimizde yerine yerleştirecek olursak elde edeceğimiz ifade şu olacak. Burada da gördüğünüz gibi i ile i'nin skalar çarpımı 1 yapacak. I ile i'nin skalar çarpımı 1 yapacak. I ile j'nin skalar çarpımı 0 olacak. J ile i'nin skalar çarpımı 0 olacak. J ile j'nin çarpımı 1 olacak. Bu denklemi eğer çarpma işlemini gerçekleştirip düzenleyecek olursanız da f del re b eksi 100 çarpı del re d sıfıra eşit olmalı diyoruz. Buradan da bu denklemi f için çözecek olursak 100 çarpı del re d bölü del re b şekline dönüşecek. Aynı şekilde bunu sanal yer değiştirmeler oranını sanal hız oranları olarak yazabiliriz demiştik. Ve bu problemi çözerken de vektör devre kapalılık denklemini kullanmak yerine madem herhangi bir kısıtlama verilmemişse ani dönme merkezi hız analiziyle çözmek çok daha kolay elbette. Dolayısıyla ani dönme merkezi analizini yapacağız demektir. 6 uzuvlu bir mekanizma olduğuna göre bunun ani dönme merkezlerini belirlemek için de altıgen kullanacağız elbette. Belli olan ani dönme merkezleri öncelikle belirleyelim. Belli olan ani dönme merkezi 1, 2, 1 numaralı uzun, 2 numaralı uzun kaynaşmazsa dolayısıyla x ekseni boyunca artı eksi sonsuz da olacak demektir. Yine ani dönme merkezi 2, 3'ü biliyoruz. Bu mafsalda. Ani dönme merkezi 3, 5'i biliyoruz. Bu mafsalda. Ani dönme merkezi 3, 4'ü biliyoruz. Bu mafsalda. Ani dönme merkezi 1, 4'ü biliyoruz. Yine kayar eksen gördüğünüz gibi y ekseninde artı eksi sonsuzda. Ve ani dönme merkezi 5-6'yı biliyoruz bu noktada ve ani dönme merkezi 1-6'yı biliyoruz. Bunlar gözüken ani dönme merkezleri elbette burada da bir kayar var. Dolayısıyla bu yönde artı eksi sonsuzda yine ani dönme merkezi 1-6 var. Biz hangi ani dönme merkezini kullanmalıyız bu problemi çözmek için ya da hangilerini kullanmalıyız?
Bunun analizinin öncelikle yapılıyor olması gerekiyor. Bu denkleme baktığımızda ani dönme merkezi R'de 6 numaralı uzun üzerinde ve B'de 4 numaralı uzun üzerinde. Dolayısıyla ani dönme merkezi 4-6 ya da 6-4 kullanmak gerekiyor gibi gözüküyor. Ancak bu ani dönme merkezi noktaları aslında aynı zamanda diğer uzuvların da noktaları. Örneğin 6 numaralı uzun üzerindeki D noktası aynı zamanda 5 numaralı uzun üzerindeki bir nokta. Ve burada da yine bakacak olursanız ani dönme merkezi gördüğünüz gibi 3-4 aynı zamanda 3 numaralı uzun üzerindeki bir nokta. Biz ise bu uzuvla bu uzuv arasındaki diğer bir deyişle B noktasıyla D noktası arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışıyoruz. Ani dönme merkezi 4-6'yı kullanabileceğimiz gibi alternatif ani dönme merkezli ya da merkezlerini de kullanmak mümkün olabilir elbette. Burada da gördüğünüz gibi bu nokta 5 numaralı uzun üzerinde bir nokta aynı zamanda. D noktası ve B noktası aynı zamanda 3 numaralı uzun üzerindeki bir nokta ve C noktası da 3 numaralı uzun üzerinde ve 5 numaralı uzun üzerindeki bir nokta. O halde burada örneğin ani dönme merkezi 1-3 ve ani dönme merkezi 1-5 de kullanılabilir. Bunların hangisi kolaysa, hangisini kolay olarak bulabilirseniz belki daha farklı alternatifleri de kullanmanız mümkün olabilir. Hangisi daha kolayınıza gelirse bunu seçebilirsiniz. Örneğin burada 1-3'ü bulmak çok kolay. Bu şekilde verilene bakacak olursanız. Ani dönme merkezi 1-3'ü ve ani dönme merkezi 1-5'i bulmak çok kolay. Ve ani dönme merkezi 1-3'ü bulmak için biz şu üçgenleri kullanabiliriz. Buradaki görmüş olduğunuz şu üçgenleri kullanırız. Eğer ani dönme merkezi 1-3'ü bulmak istersek ani dönme merkezi 1-2 ve 2-3. Ani dönme merkezi 1-2 ve 2-3'ü biliyoruz. Ani dönme merkezi 1-2 şurada gördüğünüz gibi. Ani dönme merkezi 2-3 burada gördüğünüz gibi. Bu ani dönme merkezi 1-2-3'den geçen bir doğru çizecek olursanız x eksenine paralel ve A noktasından geçen bu doğrunun üzerinde ani dönme merkezi 1-3 olacak imiş. Yine ani dönme merkezi 1-4 ve 3-4. Ani dönme merkezi 1-4 burada olduğuna göre, ani dönme merkezi 3-4 burada olduğuna göre yine buradan geçen ve Y'ye paralel çizerseniz de ani dönme merkezi 1-3 bunun üzerinde olacakmış. Dolayısıyla bu nokta, şuradaki noktamız ani dönme merkezi 1-3'ü veriyor olacak. Gördüğünüz gibi aslında 1-3'ü kolaylıkla bulduk. Eğer 1-3'ü biliyorsak B noktası ile C noktasına ilişkilendirebiliriz kolaylıkla. C noktasını biliyorsak D noktasını da ilişkilendirebiliriz. Çünkü bu iki noktada 5 numaralı uzun üzerindeki bir nokta. Dolayısıyla 1-5'i arayacak olursak 1-5 için de şu üçgenleri kullanacağız demektir. 1-3'ü artık biliyoruz. Dolayısıyla 1-6 ve 6-5. 1-6 eksi sonsuzdaydı şu yönde. 6-5 burada. Bunu bir dik doğru çizecek olursak kayma eksenine dik, 6 numaralı uzun kayma eksenine dik ve 1-3 ve 3-5'ten geçen, 3-5 burada, 1-3 burada, bu ikisinden geçen bir doğru da çizecek olursak bu ikisinin kesiştiği yerde de ani dönme merkezi 1-5 olacak imiş. Şekilde de gördüğümüz gibi ani dönme merkezi 1-5 o halde burası. Ani dönme merkezi 1-3 ve 1-5'i bildiğimize göre demek ki artık bu hız oranını bulabiliriz. Ani dönme merkezi 1-3 dediğimizde ne anlıyorduk? Ani dönme merkezi 1-3 dediğimizde 3 numaralı uzuv sanki bu eksen etrafında dönüyor gibi düşünüyorduk. Ani dönme merkezi 1-5 dediğimizde ne anlıyoruz? Sanki 5 numaralı uzuv bu eksen etrafında anlık olarak dönüyormuş gibi kabul ediyor idik. O halde B noktasının hızını yazabiliriz. B noktasının hızını ani dönme merkezi 1-3'e göre yazacak olursa ki bu hızımız artık del ve B olacak. Del ve B eğer biz 3 numaralı uzun açısal hızını del teta 3 dat olarak bu şekilde kabul etmişsek bu hızın şiddeti şu mesafe ki bu mesafeyi kolayca ölçmek mümkün. Ani dönme merkezi 1-3 B mesafesi çarpı del teta 3 dat olacak. Dolayısıyla denklemimiz bu. Del ve B3'ü biliyor isek o zaman del C'yi bulabiliriz. C noktasının sanal hızını bulabiliriz. Bu neye eşit olacak? Aynı şekilde 3 numaralı uzun üzerinde olduğuna göre şu mesafe çarpı del teta 3 tat olacak. C noktasının yani şu noktanın hızını biliyoruz. Bu noktanın hızını biliyorsak artık
D noktasının hızını da bulabiliriz. Madem bu oranları biliyoruz, bu uzunlukları da ölçüyoruz. Bunları yerine yazdığımızda, orantıladığımızda del ve C'yi bulmuş oluyoruz. D noktasının sanal hızını bulmak için ise şu mesafe çarpı 5 numaralı uzun sanal açısal hızı olacak. Aynı şekilde C 5 numaralı uzun üzerinde olduğuna göre C noktasının hızını da bu eksende dönüyormuşçasını düşündüğümüzde yine bulabiliriz. Bu durumda da del ve C eşittir. Ani dönme merkezi 1,5 C mesafesi del teta 1,5 dat yazabiliriz. Bu ikisini de birbirine eşitleyip oranını bulacak olursak da şöyle bir ifademiz olacak. Buradaki mesafeleri eğer cetvelle ölçüp yerine yerleştirecek olursak da şu oranı buluyor olacağız. Madem biz del ve c'yi buradan biliyoruz, o halde bu denklemde yerine yerleştirecek olursak o zaman del ve b ile del ve d arasındaki ilişkiyi bulmuş olacağız. Diğer bir deyişle del r dat ile del r b dat arasındaki ilişkiyi bulacağız. Çünkü buradaki del r d olarak ifade ettiğimiz aslında del ve d hızı, del r b olarak ifade ettiğimizde del ve b hızları olacak demektir. O halde bu denklemleri düzenleyecek olursak ve del ve d'nin del ve b'ye oranını buluruz. O da del r d'nin del r b datlara oranı, aynı zamanda aslında yer değiştirmeleri oranı olarak da ifade edilebilir. O halde o da 1.46 çıkıyor. Ve bunu denklemimizde yerine yerleştirdiğimizde de 100 çarpı 1.46 o da eşittir 146 Newton olarak buluyoruz F kuvvetini sağa doğru. Bu problemi çözerken daha öncesinde dediğim gibi ani dönme merkezi 4.6'yı kullanabiliriz.